Bıçak kemiğe dayandı. Yatırımcı firmaya söyleyeceğim mazeret kalmadı. 3 ay içinde projeye başlamazsak iş yatar. İhtiyarda yumuşama yok. Araya birini koysak. Hatırlı birini. Hatırını kıramayacağı bir tek kişi var, oğlu. Aferin. Arada bir kafan çalışıyor. Oğlu İstanbul'da mı? Burada. Hızlı yaşayan bir genç. Daldan dala konan bir çapkın. Çok iyi. Belki onunla anlaşabilirim. Bir randevu ayarla hemen. Meral! Lafı nereye getireceksin? Babana. Çok inatçı. Ama ben de inatçıyım. Tek evladıymışsın. Ancak sen ikna edebilirsin onu. Babamı tanımıyorsun. Sokaklarında ekmek yiyen bir sürü insan var. Onları sever, sahip çıkar. Saçma bir fedakarlık değil mi? Vallahi benim için fark etmiyor. Ne oldu? Hayrola? Az önce telex aldık, yatırımcı firma bir temsilci gönderiyormuş. Telex ile karşılık gönderin. Ben haber göndermeden temsilci yola çıkmasın. Siz bilirsiniz ama firmayı daha ne kadar oyalayabiliriz? Bir deli ihtiyarın inadına istikbalimi bağlayamam. Cengiz Bey, ipler ihtiyarın elinde. Topraklar oğlunda olsaydı işimiz kolaylaşırdı. Ama ihtiyar taş gibi. Eceliyle ölmesi için dua edecek değilim, anladın mı? Mesela bir kaza olsa... tereyağdan kıl çeker gibi. Her şey oğluna kalmış. Evlat hızlı yaşıyor, para lazım. Demek ki toprakların el değiştirmesi gerek. İhtiyar da dünya...